Artık bir Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evde kamp serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz Nisan ayında ilk dönem konularının hepsini tekrar edeceğiz, baştan anlatacağız demiştik. Şu anda da 3. dersiyle bu kampa devam ediyoruz. 3. dersimizdeki konumuz EBOB, EKOK. EBOB EKOK konusuna bir giriş yapacağız ama güzel yeni nesil sorularımız da var bu videonun içerisinde. Ama daha çok tamamen yeni nesil soru olan dersimiz 4. ders olacak EBOB EKOK ile ilgili. Dolayısıyla bu derste bir temelimizi atalım. Diğer dersimizde de ultra güzel sorularımızla devam edeceğiz. Kampı kaçırmak istemiyorsanız, yani bu videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala şimdiden abone olmayı unutmayın ve bildirim zilinizi de açmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için de videoyu şimdiden beğenebilirsiniz. Artık hazırsak ilk sorumuzla derse başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda ne demiş? 60 ile 75'i tam olarak bölebilen en büyük doğal sayı hangisidir demiş. Yani bir diğer değişim. Işte. Neyi soruyor aslında? 60'ın ve 75'in ebobu kaçtır diye soruyor. Yani en büyük ortak böleni kaçtır? Ne yapıyorduk ebob ya da ekok bulurken hemen bir hatırlayalım. Şöyle 60 ve 75 yani malzemelerimizi yan yana yazıyorduk. Ardından bir algoritma çizgisi çekiyorduk. Çarpanlarını ayıracağız. Asal çarpanlarını ayıracağız ama. Ama bu sefer bir önceki derste de anlattık aslında. İkili bir şekilde ayıracağız. Yani iki sayıyı da düşünerek devam edeceğiz. İlk asalımız 2 ile başlıyorum. Şimdi 60'ı bölebildim 30. Ama 75'i bölemediğim için bu 2'nin yanına tik atmak yok. Çünkü o 2 iki, ikisinde de işimize yaramadı. O yüzden devam ediyorum. Bir daha 2'ye bölüyorum. 30 bölündü. Fakat 75 yine bölünmedi. Dolayısıyla birini böldüm birini bölmedim. Hayır. O 2'ye de tik atmıyoruz. O da bizim iki sefer işimize yaramadı. Şimdi asal olarak ikilerle işim bitti. 2'yi sömürdüm artık. 3'e geçiyorum. Diğer asalımız 3'e. Sıradaki asalımız 3'e geçtim. 3'e böldüm 15'i 3'e böldüm 5 çıktı. 75'i 3'e böldüm. 25 çıktı. Şimdi bakın bu sefer bu üç arkadaşımız ikisinde de işime yaradı. Hem 15'i böldü hem 75'i. Ne yapıyorduk o zaman? Şöyle yanına bir tik atıyorduk. Sonra 3'lerle işim bitti. 5'e geçiyorum. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. Herhangi birinde 1 bir gördünüz mü? Ebob olayınız bitmiş demektir. Çünkü bu arada bu 5'e de tik atacağız. İkisinde de işimize yaradı çünkü. Herhangi birisinde 1 bir bulunca bitirdim. Neden? Çünkü EBOB dediğimiz şey ortak bölenlerle ilgilenir. E ben bundan sonra artık herhangi bir ortak bölen bulamam. Çünkü bir sütunu kapattım. Orayı bir buldum. Orası bitti. Kapandı. E artık ortak bölen çıkmaz. Dolayısıyla EBOB için ne diyorum? Şöyle yazalım. EBOB eşittir. Yanına tik attığım kimler var? 3 var. 5 var. Onları çarpıyoruz. 3 kere 5. 15 diyoruz. Ve birinci soruyu bu şekilde çözmüş oluyoruz. İkinci sorumuz biraz daha sert. Bakın 25 ve 30'a bölündüğünde 20 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır diye sormuş. Bakın 25'i 25 ve 30'a bölündüğünde 20 kalanını verecek. O zaman öncelikle benim neyi bulmam lazım? 25'e ve 30'a bölünebilen tam sayıyı bulmam lazım. Şuradaki kalanı boş verin şimdilik. Kalanla en son ilgileniriz. Şimdi 25 ve 30'u 30'a bölündüğünde tam bölünebilen İlk sayıyı nasıl bulurum? 25'in ve de 30'un neyini bulacağım? En küçük ortak katını bulacağım bakın. 25'e ve 30'a bölünebilecek o kocaman sayıyı bulmaya çalışalım. Hemen başlıyorum. 2 ile 30'u bölebildim. Diğer arkadaş bölünmedi. 2'ler bitti 3'e geçtim. 25 yine bölünmedi ama 30'u bölebilirim. 3'lerle işim bitti 5'e geçtim. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. Herhangi birine birini bu bir buldum ama durmuyorum. Çünkü bu ekok. Ekok Hepsini istiyor. Alayını çarpacağız birazdan. Dolayısıyla bir kere daha 5'e böldüm. Bu bölümdü. Diğer arkadaş bitmişti zaten. Şimdi ekoku hesaplıyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Ekok şuradaki arkadaşların hepsini alır. Hepsini alayını çarpacağız. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Ve kaç yapacak? Şurada 5 kere 5. 25. 25 ile de 6'yı çarparsanız 150 cevabına ulaşacağız. Şimdi 150 nedir? Teknik bir şekilde bir konuşalım adım adım. 150 dediğimiz sayı 25 ve 30'a tam bölünebilen sayıdır. Tam bölünür bakın. 150, 25, 30'a tam bölünür. Ama ben ne istiyorum? Hayır tam bölünmesin. 20 kalsın istiyorum. E o zaman ne yapacağım? Bu 150'ye 20 ekleyeceğim. 150 artı 20'den 170'e ulaşacağım. Bakın kalan istiyorsanız bulduğunuz ekokun üstüne ekliyorsunuz. Fakat bu sorumuzda bakın işler biraz daha farklı. 68 ve 84 sayılarını böldüğünde yani bir küçücük bir sayı var. Şimdi böyle bir hayal edelim. 68'i ve 84'ü böldüğünde 4 kalanı çıkıyormuş. Yani kalan olarak 4 çıkıyormuş. Bu şekildeki en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi eğer kalanı başta size söylüyorsa yani bunları ben böldüğümde 4 kalıyor diyorsa Şöyle yapacağız. Bakın EBOB ekok işi tam bölünme ile alakalıdır. Yani bir şekilde tam bölünecek. O yüzden o 4 kalanından ben hemen ilk başta daha kurtuluyorum. Ne yapıyorum? 68'den ve de 84'ten ikisinden de 4 çıkartıyorum. Yani ne buluyorum? 64 ve 80 buluyorum. Şimdi işte 64 ve 80'in ne olduğunu buldum. İkisi de arkadaşım net bir şekilde bölünür artık. Hani o sayı neyse bu sayı 64'ü ve 80'i tam böler. Yani bir önceki sorunun aslında tersinden gidiyoruz. Bu sefer e, 4 kalanını verdiğini biliyordum. O yüzden dedim ki 4 kalanı vermesin. Çıkarayım mı o 4'ü baştan bir çıkarayım. Ve tam bölüne tam bölebilen sayıyı bulayım. Yani 64'ü ve 80'i tam bölecek. Ama bu bölecek olan bir sayı var. Yani şu ikisini böyle bir sayı bölüyor. O sayıya mesela A deyin. Bu sayı A sayısı 64'ü ve 80'i tam bölüyor. Ama 68 ve 84'ü böldüğünde 4 kalıyor. Çünkü onlar 4 fazlası. Böyle düşünürsek belki daha rahat ederiz. Şimdi derdim 64 ve 80'i tam bölen o sayıyı bulmak Hadi bulalım nasıl yapıyoruz Tabii ki de en büyük ortak bölen yapıyoruz iki ile başlıyorum 32 40 İkisini de böldüm tikimi attım bir daha iki 16 20 tikimi attım ikiye böldüm 8 10 tikimi attım ikiye böldüm böldü böldü yine tik attım bundan sonra 4 ve 5 aralarında asal iki sayı O yüzden Eğer bunu gördüyseniz devam etmek durumunda değilsiniz Çünkü başka Ortak bölen bulamayacaksınız. Neden? Bir daha söyleyelim. 4 ve 5 arasında asal. Arasında bir fark varsa, yani ardışık sayılarsa diyelim. Ardışık sayılar aralarında her zaman asaldır. Kaç oldukları hiç önemli değil. Dolayısıyla bakın ne buldum ben? 2 ee, kere 2 kere 2 kere 2'den iki cevabı 16 buldum. Yani 16 sayısı 64 ve 80'i tam böler. Ama 68 ve 84'ü böldüğünde 4 kalır. İşte sorumuz bu kadar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi 45 ve 60 sayılarının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı sorulmuş. İşte şu an yeni bir şey öğreniyor olabiliriz ya da biliyorsunuz tekrar etmiş olacağız. İki sayının çarpımı ben onlara X ve Y dedim. Bu iki sayının EBOB'larıyla şöyle EBOB XY diyelim EBOB'larıyla ekoklarının yani x ve y'nin aynı iki sayının ebobunun ve ekokunun çarpımına eşittir. Bu kural her durumda geçerli. Bakın hangi e, herhangi bir koşul koşul lazım değil. Yani aralarında asal olmasıdır. İşte ebobların şu olması, bu olması hiçbir koşul gerekmiyor. İki sayının çarpımı her zaman ebob ve ekokunun çarpımına eşittir diyorum ve şimdi o zaman ne yapıyorum? Ebobu ve ekokunun çarpımı yani şu sağ tarafı mı soruyor? O zaman o EBOB ve EKOKU'nun çarpımı aslında sayıların çarpımına eşit. Dolayısıyla ben 60 ile 45'i çarparsam eğer EBOB ve EKOKU'nun çarpımını bulmuş olurum. Dolayısıyla da hemen çarpıyorum şöyle. 2700 bulmuş oluyoruz. EBOB ve EKOKU'nun çarpımı sayıların çarpımına eşit olduğu için cevabımız 2700 diyebiliriz. Ve 5. soruyla devam ediyoruz. Şimdi güzel bir yeni nesil soru işte bu. Şimdi bakın dans gösterilerine hazırlanan iki arkadaştan biri 7 günde bir, diğeri 2 günde bir prova yapıyormuş. İlk provalarını gösteriye 43 gün, 43 gün kala yapan arkadaşlar diyor. Birlikte yapacakları son provalarını yani 43 gün var ya artık gösteriyor. Son provalarını gösteriye kaç gün kala yaparlar? Çok güzel bir soru gerçekten de o zaman şöyle bir başlayalım mı? Öncelikle bu arkadaşlar biri 2 günde diğeri de 7 günde bir yapıyorsa şöyle hatta direkt yapalım. Bunların ortak kavuştukları günü bir bulayım. Yani e, şimdi ilk provalarını mesela beraber yaptılar diyelim. E Biri 2 günde bir yapıyor diğeri 7 günde bir yapıyor. Bir daha ne zaman kesişir bunların e, ortak yaptıkları gösteri yaptıkları prova yaptıkları ortak gün ne zaman kesişir? Bunların ortak kartlarıdır aslında. 2'nin ve 7'nin ekoku. Dikkat ederseniz algoritma yapmadım. Çünkü ne biliyorum? 2 ve 7 aralarında asal sayılardır. Ortak bölenleri yoktur. Bu yüzden 2 ve 7'nin ekoku aralarında asal olduğu için bir önceki soruyu hemen atıfta bulunalım. Çarpımlarına eşittir. 2 kere 7 diyorsun. 14. O zaman bu arkadaşlar 14 günde bir prova yaparlar. Şimdi bakın. Şöyle bir sistem yapıyoruz. Ee, i̇lk şöyle beraber prova yaptıkları gün şurası olsun, bu da gösteri günü olsun. Şurada arada, bakın şu arada 43 gün var, tamam mı? Şimdi ilk provalarını şurada yaptılar, ben bunu sıfırıncı gün olarak alıyorum. Sıfırıncı günden sonra 14 gün, yani 14 gün sonra beraber bir prova daha yaparlar. 114 daha ekliyorum. 28. gün yine beraber prova yaparlar. 114 gün daha ekliyorum. 28'e 14 eklerseniz 42. günde yine beraber prova yaparlar. O zaman bakın ne kaldı işte şurada hani gösteriye şurada ne kaldı küçücük bir zaman dilimimiz var. 43 gün vardı ya hani toplamda. E ben 42 gün boyunca ortak provaları buldum. Son provam 43, 42 gün kalaysa yani 42. gün olduğuna göre diyelim. 43'ten 42 çıkarın. Bir gün kala son provalarını yaparlar diyebiliriz. Yine bir değişik sorumuz var. Sayıları verilen 3 gezi kafilesi otelde kalacaklar. Şimdi bir odada sadece aynı kafileden kişilerin bulunması ve her odada eşit sayıda kişi olması isteniyor. Bakın yani hem 30'u böleceğim hem 24'ü hem de 36'yı böleceğim. Eşit sayıda böleceğiz. Aynı böleceğiz. Yani herkesi aynı sayıya bölebilmeliyim diyor. Buna göre odalarda en fazla kaç kişi kalabilir? Aslında bir nevi ne yapacağız? Bu üç sayıyı bölen en büyük sayıyı arayacağım. Yani EBO'bu arayacağım. Dolayısıyla 30, 24 ve 36'nın EBO'bunu bulacağım diyebilirim. Şöyle bir çekelim çizgimizi. Üçlü EBOB normalde çok karışmamızı istedikleri bir durum değil. Yani üçlü EBOB çok da Müfredat dahilinde mi? Değil. Fakat bulunması 2'li ebobu bilen biri için 3'lü ebob bulmak çok da zor değil. Sınavımız detay olacak. Yani az konu olduğu için. Dolayısıyla ben bir tane soru da olsa bunu eklemek istedim. Ne olur ne olmaz. Sonrasında derdimizi anlatamayız yani sınavda çıkarsa. Biz yine de bilelim. 3'lü ebobu da bulmayı bilelim. Normal ebobdan hiçbir fark yok. İlk asal 2 ile başlıyorsunuz. Böldü. 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 O zaman yanına tik atıyorsun. Üçünde de bu sefer üçünde de işine yarıyorsa yanına tik atıyorsun. Bir daha ikiye bölünen var. Böldü. Böldü. Bölemedi. Tik yok. O yüzden devam ediyorum. Bir daha ikiye böldüm. Şu bölünüyor. Diğerleri bölünmedi. Aynen yazdım. İkilerle işim bitti. Üçe geçtim. Bakın böldü. Böldü ve böldü. Hemen yanına tikimi attım. Herhangi bir sütunda bir buldum. 1 bulduysam EBOB bitmiştir. EKOK olsa devam edecektim. Çünkü EKOK herkesi istiyor. Alacak aç gözlü ama EBOB diyor ki hepsinden alırım. Ortak alırım diyor. Dolayısıyla herhangi birini kapattıysam işimiz bitmiştir. O zaman ne diyoruz EBOB için? 2 kere 3 eşittir 6. Odalarda 6 kişi olacak. Kişi sayısını sorduğu için cevabı direkt 6 diye yapıştırabiliriz. Fakat bu soruda hani bir tık daha değiştirelim bu soruyu derseler nasıl sorarlar? Oda sayısını sorarlar. En az kaç oda lazım diye sorarlar. Sen de diyeceksin ki o zaman bak bu 30 kişilik kafileyi 6 6 paylaştırırsam burası için bu kafile için 5 oda şart. Yani 36'ya böldüm 5. 24'ü 6'ya böldüm 4 oda. 36'yı 6'ya böldüm 6 oda derken toplamda oda sayısını sorsaydı da 15 oda gerekiyor diyecektiniz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi aralarında asal iki sayının EBOB'u ile EKOK'u toplam 56'ymış. Buna göre EKOK kaçtır diyor. Yine teknik bir sorudan bahsedeceğiz. Bir bilgi var. Hani detay soracaklar diyoruz ya. Dolayısıyla bu detaya hakim olmak bunu çok iyi bilmek zorundayız. Aralarında asal iki sayının EBOB'u sevgili gençler 1'dir aralarında asal olduğunu söylediyse EBOB kesinlikle birdir. Çünkü aralarında asallık ortak bölenin olmaması demektir. Yani sadece bir olması demektir. Bir zaten herkesi bölüyor. Dolayısıyla EBOB 1 diyeceğiz. Artı EKOK'u bilmiyorum ama bunların toplam sonucu sonuç 56'ymiş. E dolayısıyla EKOK'u buldum. 1 ile kaçı toplarsam 56 yapar? 55 tabii ki de. Dolayısıyla ekokumuz 55'tir diyebiliriz. Hatta bu sayıları da direkt söyleyebiliriz galiba. 5 ve 11 şeklinde mesela olabilir. 5 ve 11 aralarında asaldır. Ortak bölen yoktur. Yani 1'dir. EBOB'ları 1'dir. Ekokları da aralarında asal oldukları için çarpımı 5 kere 11'den 55'tir diyebiliriz. Ve son sorumuza geçiyoruz. Şimdi 2 vapurdan biri 30 dakikada 1. Diğeri 50 dakikada bir sefer yapıyorlarmış. İki vapur ilk kez saat 8'de birlikte hareket ediyorlar. Üçüncü kez saat kaçta hareket ederler demiş. Hemen o zaman ne yapıyorum? Ortak ne zaman hareket ederler? Yani ortak kavuştukları o anı bir bulmam lazım. Kaç dakika sonra? Hemen ne yapıyorum tabii ki de? 30 ve 50'nin neyini bulacağız? Ekokunu bulacağız tabii ki de. Başlıyorum. 2'ye böldüm. 2'ler bitti 3'e geçtim. Burası bölündü bölünmedi. 3 ee, bitti 5'e geçtim. 1 burası 5 bir daha 5 ve 1. Ekok aradığım için alayını alıp çarpacağım. Dolayısıyla e ekok eşittir diyorum. 2, 3, 5 ve 5. Şöyle 2 kere 5 10. Buradan 15 yani 150 dakika olduğunu buldum. Ney bu 150? 150 dakikada 1 birlikte kavuşacaklar. Yani e, ilk andan itibaren hatta onu da şurada bir resmedelim. Şimdi bakın. Şimdi siyahı seçelim. E, sıfırıncı an şurası. Yani ki bunu saat 8 olarak vermiş. Tamam. Burada bir buluştular beraber. Bu birinci kez bakın. Burada birinci kez olduğunu söyleyebiliriz. Hani birden ilk buluşmalarından sonra Üçüncü deseydi o zaman tamam diyecektim. Hani bunu saymayacaktım bir olarak. Ama bu toplamda üçüncü kez sorduğu için hani birlikte hareket ettiklerine göre virgül. Üçüncü kez ne zaman hareket ederler? Yani ilk saat 8'i olarak 8 olarak alacağım ilk buluşmayı. İkinci buluşma için 150 dakika geçireceğim. Şöyle 150 dakika sonra şurada ikinci buluşma olacak. Bir 150 dakika daha alacağım ve neyi bulacağım? Üçüncü buluşmayı bulacağım. Yani aradan bakın kaç dakika geçmiş olacak? 300 dakika geçmiş olacak. E 300 dakikayı siz biliyorsunuz 60'a bölerseniz eğer 5 saat olduğunu bana söyleyebilirsiniz. Ki 08'e şöyle bir 5 saat eklersek saat kaça geleceğiz 8, 9, 10, 11, 12, 1. Tabii ki de 1 olarak yazmayacağız., 13, 0, 0 olarak yazacağız. Zaman dilimlerinde, 24 saat kuralı olduğunu da unutmayın. Onu da dipnot olarak söylemiş olalım. Yani şıklarda mesela şunu da görebiliriz. Atlamayalım şöyle 0 1 falan böyle bir dünya yok. Aklımızdan saydığımız şekilde saatler gitmez biliyorsunuz. 8 9 10 11 12 13 diyeceksin. Tamam mı? Hani 12'den sonra saat 1 olur demeyeceğiz. 24 saat kuralını unutmayın diyoruz ve böylece de bu dersin sonuna geliyoruz. PDF olarak aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kamp programımızda Nisan ayı boyunca hangi ders hangi gün gelecek o programı da yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eh bu derslik benden bu kadar. Umarım keyifli ve faydalı bir ders yapabilmişizdir. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.